Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Belki yıllardır konuşuyoruz. Anaç hayvanlar kesime gidiyor diye, süt tarafında kriz var diye, bunun yarın bir gün ete yansıması mutlaka olacak diye. Dediklerimiz zaten hani kehanet değil. Maalesef daha önce yaşanan ve tekrar yaşanma riski olan şeylerdi ve tekrar yaşadık, yaşıyoruz. Haliyle de şimdi artık tabii sütte olduğu gibi ette de arz talebi karşılamadığı için, düşük talep olmasına rağmen karşılamadığı için ithalata başvuruldu. Dejavu diyorum ben buna. Çünkü belirli dönemlerde biz bunu yaşıyoruz ve milyarlarca dolar yurt dışına aktı. Ama bir taraftan da bakıyoruz, et fiyatları düşmedi diyoruz. İşte fiyatlar artıyor diyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor? Bugün geldiğimiz noktayı ve önümüzdeki dönemde hayvancılıkta bizi bekleyen riskleri biraz konuşacağız süremiz el verdikçe. Çünkü önceki tecrübelerden gördüğümüz kadarıyla çok ders çıkartamamışız. Onun da tabii faturası ağır oluyor ve her geçen gün ağırlaşıyor. Bugün Kamil Özcan'la birlikte Ankara stüdyomuzdan yayın yapacağız. Kamil Bey, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiriciler Merkez Birliği Genel Başkanı. Enine boyuna dünü bugünü ve işin tabii yarını konuşacağız 20 dakikalık süremizde. Kamil Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi aslında biz bu yayını geçen hafta bugün yapacaktık. Ben rahatsız olduğum için geçen hafta hem akıllı tarım hem tarım analizi yapamadık. Dinlendim, istirahattaydım. Sebebi de şu, geçen hafta yapacak olmamızın rekabet kurumu, siz de görmüşsünüzdür, kırmızı et sektörüne yönelik inceleme başlattığını duyurdu. Kendi resmi sitesinden ve son iki yılda sektöre yönelik bir soruşturma, iki de ön araştırma yürütüldüğüne işaret etti. Açıklamada önemli bir kısım vardı, o da şu. Ön araştırmalar sonucunda kırmızı et fiyatlarında son dönemde meydana gelen fiyat artışlarının rekabet karşıtı eylemlerden ziyade sektörün genelinde karşılaşılan çeşitli yapısal sorunlardan kaynaklandığı değerlendirildi ibaresi vardı. Siz bu haberi duyduğunuzda ilk ne düşündünüz, nasıl karşıladınız ya da yorumladınız? Buradan bir şey çıkar mı? Evet. Öncelikle geçmiş olsun İrfan Bey. Çok sağ olun. Şimdi bu kırmızı etteki bu kriz veya kriz mi diyelim, aslında krizlerden kim yararlanıyorsa krizi çıkaran odur derler ya genel itibariyle. İrfan Bey, aslında geçen haftalarda birçok yakın dostum var, kesimhanesi olan, kesim yapan arkadaşlarımız var. Geçen hafta başlarında 222 binden 225 bin dedirttiremiyor iken, ama öyle bir hafta sonu geçirdik ki birden 250'lere görmeye başladı. Yani birisi öyle bir düğmeye bastı ki sanki birden bütün insanlar et tüketmeye başladı. Hızlı bir et tüketim oluştu veya besilik hayvan bulamamaya başladı. Öyle bir şey yok. Soruyorum arkadaşlarımıza, kesimci arkadaşlarımıza, ne oldu? Et satışında bir artış mı var? Yok. Peki dana mı, piyasadan dana mı bulamıyorsunuz? Yok. Peki nasıl oldu bu? İrfan Bey, aslında sıkıntı şu. Şu anda et fazlamız var dese birisi doğrudur diye deriz. Et açığımız var dese doğrudur deriz. Niye? Elimizdeki envanteri bilmiyoruz biz. Aslında şu andaki belki sıkıntının büyük bir tarafı elimizdeki hayvanımızı, besilik hayvanımızı, hayvan sayımızı. Onun için de planlama, öngörü yapamıyoruz. Hatta küçük üreticiye de yön veremiyoruz. Dolayısıyla biz elimizdeki sayı, kayıt sistemi oluşturmadan planlama yapamıyoruz. Devlet olarak planlama yapamıyoruz. Ölçemediğimiz şeyi de yönetemiyoruz anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Kesinlikle. Aslında yapısal sorun, günün moda cümlesi, yapısal sorunlar buradan başlıyor. Bakın, şimdi sonuna doğru girecektim aslında bu konuyu, ama birliklerle alakalı, birliklerin ne yaptığıyla alakalı, damızlık birliklerinin kuruluş aşamasına baktığınızda 1995 yılında kaç sistem oturmuş İrfan Bey? Kulak küpesi 1995'te damızlık birlikleriyle başlamış. O yıllarda artık envanter edinmeye başlamışız. Hayvanların verim kayıtlarını tutulmaya başlamış. Şimdi o dönemlerde aile işletmelerine yön verilmeye başlanmış. Şimdi biz bilemediğimiz sayıyı
bilemediğimiz hayvanı, besimi, hangi ırktan ne olduğunu bilmeden yön veremiyoruz. Onun için örgütlerle alakalı yeniden işlevlik kazanmalı. Bu peki orada araya gireceğim. Bakın, ben aslında bu veri problemini zaten size soracaktım. Siz ben sormadan gayet güzel de net açıkladınız. Yani bir veri problemi var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sayılar dedi. Şimdi TÜİK'in bir verisi var. Tabii damızlık sığır yetiştiricileri merkez bir olarak sizlerin de elinde bir veri var. Tabii ki tam Türkiye ile örtüşmeyebilir ama şöyle bir korelasyona baktığımızda sizin rakamlar ne söylüyor? Yani azalma TÜİK'in var diye biliyoruz. Hayvan varlığında bir azalma olduğunu biliyoruz. Çünkü süt politikalarında yanlış hamleler anaç hayvanları kesime gönderdi. Anası olmadan danası olmayınca da kırmızı ette biz arz açığını yaşadık. Zaten bunu ithalat rakamları da teyit ediyor. Ama sizin veriler elde en azından daha güncel olduğunu düşünüyorum. Ne söylüyor bize? Yani net olarak biz şu anda TÜİK'in verilerine göre verilen rakamdan daha aşağıda rakam olduğunu söylüyoruz. Bunu da hem yetkililerle paylaşıyoruz. Onun için bir an önce birer birer bu ülkenin tarımı sayıma geçmeli. Acil. Hayvanımız ne kadar, bizim ne kadar hayvana ihtiyacımız var, ne kadar ithalata. Bakın, ithalata karşıyız demekle karşı olunmuyor. Eğer bu memleketin hayvanı ihtiyacı varsa, insanımıza biz protein yedirmek zorundaysak, ithalatla da bunu bir kısmını çözeceksek, bunun ne kadar geleceğini de bilmemiz gerekiyor. İrfan Bey, bugün Türkiye'de kişi başına 31 gram gibi bir protein tüketimi var. Bu Avrupa'da bunun iki katı. 31 kilogram. Hayvansal proteinden bahsediyorum. Bunun içine tabii beyaz et de dahil. 31 gram. Hayvansal proteinden bahsediyorum. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bizim bu insanımıza bu proteini bulmak zorundayız yetkililer olarak. Peki biz Avrupa'da, Amerika'da iki katı tüketen insanlardan ne eksiğimiz var? Bizim niye bitkisel üretime doğru yöneliyoruz? Onun için biz bu kişilerimize, insanımıza bu proteini bulmamız lazım. Onun için de elimizdeki sayıyı net bilmemiz gerekiyor. Peki İrfan buradan Bey, buradan bu bir yere geçeceğim. Şimdi biraz önce siz dediniz ki bence bu çok önemli. Altını çizmek lazım ve biraz da netleştirmek gerekiyor. Dediniz ki hani krizden kim yararlanıyorsa aslında krizi o çıkartıyordur diye bir söylem vardır. Öyle de bakmak lazım diye. Dün Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı da farklı platformlarda bir açıklama yaptı ve çağrıda bulundu. Yapılan yoğun ithalata rağmen et fiyatlarının düşmediğini belirtti. Tarım Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı hayvanları 120 liraya ithal edip 300 liraya satanlar ne kadar kar etmiş, ne kadar vergi vermişler, bu ülkeye ne katkı sağlamıştır, bunların takip edilmesi lazım dedi. Ve bu işi yapan 20-30 firmaya işaret etti. Şimdi siz de dediniz ya, bir anda fiyatlara ne oldu da talep bu kadar artmadı, zıpladı, düğmeye basıldı. Aynı görüşte misiniz? Yani burada bir tırnak içerisinde lobi mi var ki bana göre o 20-30'u bile bulmuyor olsayı da. Sizden de bir görüşünüzü kesinlikle alalım. Katılıyorum. Şöyle İrfan Bey, üretimin garantisi aile işletmeleri. Yani üretimin şu andaki sigortası Anadolu'daki aile işletmeleri. Eğer o aile işletmelerini biz pozitif ayrımcılık yapmazsak, ayrıca desteklemezsek, onları üretime yönelik pozitif ayrımcılık yapmazsak, bizim 5-10 tane o ithalat lobisi yapan insanların eline kalacağız. Ve ben iddia ediyorum, ne onların derdi o Anadolu'daki aile işletmelerinin derdine benzer, ne bizim derdimiz onlarınki değil ki. Bakın, ticari anlamda hayvancılık yapan, ticari anlamda hayvancılık yapan işletmeler 2 yıl üst üste zarar etsinler, hayvancılığı bırakırlar. Ama o Anadolu'daki küçük aile işletmeleri, küçük de demiyorum, aile işletmelerinin sahip çıkılması gerekiyor. Özellikle şu et fiyatlarının yükselmesi beni tedirgin ediyor Damızlık Birliği Başkanı olarak. Şimdi tamam, üreticimiz kazansın. Tabii ki kazansın üreticimiz. Biz de mutlu oluyoruz. Elimizde kesime gidecek hayvanlarımız var. Ancak İrfan Bey, burada kesim fiyatlarının yükselmesi damızlıkların kesilmesine doğru giderse, bu dalgalanmalar buna doğru götürüyor.
Adam elindeki ineği, düveyi kestirip ithalat, damızlık ithalatı cazip hale getirilirse bu hayvanlar yine o döngü getir, tekrar kes, yine birileri para kazansın döngüsüne, kısır döngüye doğru gider diye endişelerim var. O zaman burada Rekabet Kurumu'nun tespiti doğru ama eksik. Yani evet, yapısal sorunlar var. Bunlar önemli şekilde arz, talep ve fiyat dengesini etkiliyor. Ama bir taraftan da bu işin ithalatında öne çıkan firmaları belki biraz daha yakından mı incelemek lazım? Ya da bu politikaların oluşmasında nasıl bir rol üstleniyor? O tarafına da bakmak lazım gibi bir sonuç çıkıyor. En azından siz sektör paydaşlarının söylediği bu tespitlerden yola çıkarak söylüyorum. Bunu şuna bağlayacağım. Şimdi yayın öncesi hemen dış ticaret verilerine şöyle bir göz attım. Bu yılın ilk 10 ayı baktığımız zaman canlı hayvan ithalatımız, sığır ithalatımız 884 milyon doları bulmuş. Bunun içine eti de ithal ettiğimiz eti de eklediğimiz zaman kırmızı eti 158 milyon o da. Toplamda 1 milyar doları aşan bir ithalat yapmışız. Sadece bu yılın ilk 10 ayında. Son 3 yıldaki toplam ithalatımız 919 milyon dolar. Dikkatinizi çekerim. Son 3 yılda 919 milyon dolarlık bir ithalatımız var. Sadece bu yılın ilk 10 ayında 1 milyar dolara aşkın bir rakam karşımızda. TL'ye çevirelim. 30 milyar TL'nin üzerinde bir ithalat yurt dışına, yurt dışının çiftçisine, besicisine para ödemişiz. Yani bunun 3'te 1'ini bizim yerli besici ödeyecek bir bütçemiz yok mu? Yani tarımsal desteklerde de rakamlar ortada. Ne dersiniz? Size bir rakam vereceğim İrfan Bey. Aslında o konuda yorum da yapmayacağım. Şu anda Türkiye'de destekten yararlanan buzağı sayısı 3,5 milyon. Yani 3,5 milyon buzağı destek almış Türkiye'de. Ya 500 binde bunun buzağı desteği almayan tarafı olsun 4 milyon. 4 milyon buzağı doğan bir memlekette yarısının erkek olduğunu düşünürsek, yani kırmızı et materyalinin bunlar olduğunu, yani büyük başla alakalı söylüyorum. Sığır varlığındaki yaklaşımı söylüyorum. Eğer buradan yola çıkarsak bizim çok açığımız var. Yani eğer bu kayıtlı bu kadarsa demek ki kayıt dışı daha çok. Yani bizim önce bir canlı hayvan ve küpe sayısını ayrıştırmamız lazım. Bizim elimizde küpeler mi var, canlı hayvan mı var? Küpeler zaten takılmıyor. Şu son zamanlarda küpeler de takılmıyor. Yani takılan küpe düşüyor. Bununla alakalı, bak bunlarla alakalı ayrı ayrı program yapsak yeridir. Çünkü sığmayacak. Küpe konusu ayrı bir programlık. Destekleme konusu ayrı bir programlık. Örgütlenme konusu, bakın örgüt enflasyonu deniyor. Bunun sorumlusu örgüt başkanları değil ki Sayın Donat. Yani şu anda örgütlerin işlevliğinin azaltılması sistematik olarak, bakın bunun altını çiziyorum, sistematik olarak örgütler, birlikler, kooperatifler üyesinin kucağına atıldı. Ne demek istiyorum? Artık tukaka yapılarak bu senin işine yaramıyor. Sizin sırtınızdan geçinen, sizden para kesen bir yapı haline geldi bunlar. Atın bunları algısı oluşturulmaya başladı. Önce üreticinin temsil ettiği kesimin kucağına atıldı. Ya bu örgütler kim kurdu ki? Kendiliğinden mi kuruldu? Yani burada enflasyondan edeceksek örgüt enflasyonundan, bunun sorumlusu örgütler değil. Bakın örgütler zamanında üreticisinin, özellikle aile işletmelerinin danışmanlığını yapıyordu. Büyük işletmelerin üreme danışmanı var, finans danışmanı var, veterineri var, besleme danışmanı var. Ama aile işletmelerinin hizmet aldığı yerler birlikler, Sayın Donat. Doğru. Buradan yola çıkarsak bu birliklerin işlevliğinin yeniden kazandırılması lazım. Eğer özellikle damızlık birlikleri başkanı olarak söylüyorum, bazı kendini bilmezler, bununla alakalı yorumlar yapıyorlar. İşte birlik başkanları orada ne iş yapar? 20 yılda ne iş yaptı? 20 yılda biz damızlık birlikleri dünyadaki yüzyıllar önce kurulmuş birliklerle yarışır hale geldik.
şu anda verim kaydından bahsediliyorsa, ıslahtan bahsediliyorsa, elimizdeki süt verilerinin Türkiye ortalamasının 95'teki durumuyla şimdiki durumu kıyaslanıyorsa, karga sağırlıkları o dönemde 120 kilolardayken şimdi 300-350 kilolardan bahsediliyorsa, damızlık birliklerinin emekleri var Sayın Donat. Peki yani şunu soracağım. Kamil Bey, son 4 dakikaya giriyoruz. Çok da soru var, başlık var. Böyle kısa kısa hızlı hızlı gidelim istiyorum sizinle mümkünse. Bu kısır döngü 2024'te de devam edecek mi? Hem işin ithalat kısmı hem içerideki piyasanın dengesizliği. Talebin düşük olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Alım gücü zaten vatandaşın azalmış durumda. Ete, süte, proteine ulaşımı gitgide zorlaşıyor. Nasıl bir piyasa bekliyorsunuz önümüzdeki dönemde kırmızı et özelinde? Ya da sütü de ekleyebilirsiniz isterseniz tabii. İrfan Bey, et ve süt ayrı ayrı ele alınamaz. Et ve süt birlikte ele alınır. Eğer birisi birisini koyup gidiyorsa orada bir sorun oluşur. Şimdi Türkiye'de et konseyimiz var, süt konseyimiz var. Biliyorsunuz benim süt konseyinden istifam söz konusuydu. Orada istifa ederken bir şeye damga vurmaya çalıştım. Bir şeyin altını çizmeye çalıştım. Buranın işlevliği, buranın yapısı değişmeli. Buradaki algı sadece burada gelen rakamı okumak olmamalı. Et ve süt konseyleri beraber çalışarak politika üretmeli. Şimdi eti sadece kendi başına ayrı değerlendiremezsiniz. Sütü de ayrı değerlendiremezsiniz. Sadece sütten para kazandırırsanız et öksüz kalır. Sadece etten para kazandıralım derseniz süt öksüz kalır. İkisi beraber değerlendirilmeli. Ve burada ben size çok karamsar olmuyorum. Çözülmeyecek sorunumuz yok. Sadece herkes iyi niyetle elini taşın altına atsın. Şu elimizdeki envanteri ne olduğunu bilelim, öğrenelim. Öngörüyle biz üreticimize yön veririz. Üreticimizin para kazanmasını sağlarız. Şimdi ithalatla alakalı, eğer biz yılda 500 bin hayvan getireceksek, besiyle alakalı söylüyorum, bunu yıl boyu yayabiliriz. Böyle dalgalanmalar yaşanmamalı. Bunu biliriz, herkes bilir. Buna ihtiyacımız var deriz. Yani biz gelenin neden geldiğini tam karşısında değiliz. Ha bak, pandemi bize ne öğretti İrfan Bey? Param var ki getiriyorum dışarıdan. Değil. Sizin ambarınızda buğdayınız varken size un veren çok olur. Bu laf boş laf değil. Sizin elinizde potansiyeliniz varsa size benden dal diyen çok olur. Evet. Ama yoksa bir gün paranızla da alamayabilirsiniz. Onun için bizim hem insanımız hem coğrafyamız bunları üretmeye muktedir. Bunlarla alakalı kötü tablo çizmeye gerek yok. Yeter ki bu üreticimize öngörü ve gelecekle alakalı planlamayı yapalım. Evet. Tabii burada sonuç. Buyurun. Yani sonuç itibariyle çözülemeyecek bir sorunumuz yok. Tabii burada ithalat yeri geldiği zaman doğru bir müdahale aracıdır ama alışkanlık haline de getirmemek lazım. Sonuçta dediğiniz gibi bu ülkede yetişebilecek, üretilebilecek ürünlerden ya da canlılardan bahsediyoruz. Son bir dakikaya girmişiz. Şimdi tarım sayımı evet yapılacak. Bunun içinde hayvan sayımı da var ve bunun 2 yıl süreceği söyleniyor. Yani 2026'da tamamlanacağı söyleniyor ama geçtiğimiz günlerde Sencer Sovakoğlu, Bursa Damızlık Sır Yetiştiriciler Birliği Başkanı aynı zamanda 2 haftada Bursa'da sayım yaptıklarını söyledi. Yani şöyle bir Türkiye genelinde biz hayvan sayımı yapmaya kalksak gerçek manada ne kadar zamanımız alır? Yani burada damızlık birlikleriyle beraber biz çabucak yaparız hatta. Yani ne kadar süre? Gün, hafta, ay ne sürer? Ne kadar sürer? Tahmini. Yani biz 15 gün içerisinde bütün illerimizde sayımı yaparız. Sayın Donat, gerekli bunun bedeli ödensin yeter ki sahaya bununla alakalı bize güvensinler. Biz bunu yaparız. Beraber il müdürlüklerimizle de yaparız. Bununla alakalı biraz bütçe ayrılacak. Yeter, bunun üzerine gidilecek. Çok zor bir şey değil ki bu. Son soru bir de bu ahırlarda doluluk oranı. Son cümle, tek cümle, süremiz bitmiş ama nasıl şu anda ahırların doluluk oranı? Besin materyali açısından. Evet. Besin materyali açısından şu anda ahırlarımızda doluluk oranlarımız az.
yani %30 civarında besin materyali, besicilik yapan işletmelerin ahırlardaki hayvan varlığı. Biz de işte genel itibariyle sütle, etle birleştirdiğimizde süt üretenler aynı zamanda besin materyali üretiyor. Evet. Onların da sahip çıkılması gerektiğini söylüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Süremiz el verdiğince dikkat çekmeye çalıştık meseleye ama dediğiniz gibi her konuştuğumuz başlık ayrı bir program olur. Önümüzdeki dönemde de zaten onları yapacağız, merak etmeyin. Yapalım, yapalım bugün, ama İrfan Bey. Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan'la birlikte hayvancılıktaki durumu biraz aktarmaya çalıştık sizlere. Bu işin şakası yok. Gıda arz güvenliğini konuşuyorsak işin bitkisel üretim kadar hayvancılık tarafında konuşmamız lazım. Ve 2024 ve sonrası için de bir istikrara kavuşması lazım piyasanın. Onun için de plan programa ihtiyaç var. Lobilerin dışında. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.